kadar sağlığın içinde ruh molekülü nedir diye öğrenelim. Nedir Gökçek Bey? Nedir ruh molekülü? Dimetil triptamin, bir hormon. Beynimizin ortasında çam kozalağı şeklinde 100 ila 150 gram ağırlığında bir organ var. Buna epifiz bezesi denir. Eskiden Darwinistler, ateistler yani inanmayan insanlar, insanların maymun soyundan geldiğini iddia edenler bu evrimleşme sırasında orada kalmış kötürüm bir organ diyorlardı. Yani insanlar evrimleşti vesaire vesaire iddia ettiler ya, insanlar maymundan evet. geliyor diyenler o evrim sırasında işte maymundan insana dönüşürken orada kalmış bir boynuz gibi bir şey diyorlardı. Fakat bunun beynin takriben hemen hemen ortasında olan bu kozalak şeklindeki organ birçok hormon salgılar. Bu hormonlardan birisi dimetil triptamin. Yani? Ruh molekülü denir buna. Hı hı. Ruh molekülü. Bizi burayla öbür taraf arasında bağlantı sağlayan hormon. Evet. Ya, ruh molekülü. Melatonin ve pinolin gibi çeşit çeşit hormonlar salgılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde New Mexico Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesör Doktor Rick Stesman'a bir görev vermiş. Demişler ki araştır bakayım ruhları ne var ne yok. O da ölüm öncesi ruhun çıkışını evet. bunlarla ilgili araştırma yapmış. Ve çeşit çeşit yaşayan insanlara, olaylar yaşayan insanlara yapmış olduğu araştırma sonucunda böyle anormal şey yaşayan insanlarda DMT, kısacası dimetil triptamin isimli ruh molekülünün kısaltılmış şekli DMT. Evet. DMT yüksek oranda DMT içerdiğini tespit etmiştir. Ve insanlara DMT vermiş. Yani normal insanlarda DMT olursa ne olur diye tespit etmeye çalışır. Yani ölüm anında bir insanda DMT yükseliyor. Doğum anında da hamile anneler doğum yaparken anneler de ve bebeklerin doğum sırasında bebeklerin beyninde kafatasında omurlarında çok yüksek oranda DMT ne yapıyor? Doğum sancısı çeken anne o DMT sayesinde acısını unutuyor, acısı sevince dönüşüyor. Hı hı. Yani o ona sevinç veriyor, huşu veriyor, rahatlatıyor. Yani sevgi aşılıyor DMT. Bununla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda DMT alan insanların bizim gördüğümüz şeylerin haricinde başka şeyleri de görebildikleri tespit edilmiştir. Mesela? Üç harfleri görebilmişlerdir. DMT. Tabii bu Amerika Birleşik Devletleri'nde New Mexico Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Profesör Doktor Rick Stesman. Daha birçok araştırma var. Sadece bu değil. DMT çok çok önemli. Önce DMT tehlikeli zannettiler. Bu tehlikeli esrar, gibi görünüyor. Esrar eroin gibi vesaire. Halüsinasyona sebep oluyor zannettiler ama beynin bunu salgıladığını görünce şaşırdılar. Sadece insan beyninde değil, hayvanların beyninde, hayvanlarda da salgılanıyor. Hatta bitkilerde de salgılanıyor. Birçok bitkide de aynı şekilde DMT üretiyor. Yani her bitkide, her canlıda DMT var, az veya çok. Mesela bunlardan biri de çok enteresan üzerlik. Eskiden Anadolu'da İslam öncesi toplumlarda özellikle böyle bu tür maksatlarla kullanılmıştır. Yani insanların manevi haz kazanmak için yapmış oldukları dini ritüellerde kullanılmış. Şimdi DMT yani epifiz bezesinin salgılamış olduğu DMT kişi yani gece yoğun salgılanıyor saat 2-3 gibi. O nedenle mesela Peygamber Efendimiz gece namazları kılmıştır. Evet. DMT çok yüksek olduğu için sadece Peygamber Efendimiz değil,
bütün peygamberler, bütün evliyalar, bütün din adamları o saat huşu saati 2-3 gibi, 3.30, 2.30 bu aralarda konsantre olduğu zaman kişi daha çok bağlantı kurabiliyor. Daha yoğun bir manevi haz kazanabiliyor. Yapmış olduğu dualar ne oluyor? Zikirler, dualar, gece yapılan dualar daha çok kabul görüyor. Bu denenmiş. Bu nedenle de bugüne kadar İslam alimleri, ulemalar gece zikretmişlerdir. Ama kişi gece zikretmezse de başka işlerle uğraşsa bu sefer de üç harfliler musallat olur. Çünkü o an yoğun bir manevi alan. Evet. Yani 2-3 arası gibi. Genellikle ilk, yani illaki 2-3 arası değil de bu alanda çok yoğun.